Arkadaşlar, isim Nurettin, dijital medya uzmanıyım. Bugünkü dersimizde sizlere Instagram profil resmi nasıl olmalı? Instagram profil resmi yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Profil resmi tasarlarken önemli olan kriterler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. İlk önce kanala abone olursanız çok memnun olurum. Daha yeni başladım bu YouTube kanalına. Türkiye'nin en detaylı dijital medya eğitim platformunu inşallah hazırlayacağız. Şimdi hemen başlayalım konumuza. Şimdi Instagram'da profil resmi yaparken yani direkt nokta atışı cümlemi söyleyeyim. Sade, basit, estetik ve net olması gerekiyor. Yani net derken yani o logoya bakan ha bu firma demesi gerekiyor. Ve dik ve anlaşılır olması ve karışık olmaması gerekiyor. Örnek verecek olursam hemen örneklerle başlayalım. Mesela şurada bir Apple logosu var. Bu Apple logosu niye bu kadar güzel? Çünkü sade ve estetik. Hani hiç ne harf yazıyor ne açıklama bir şey ama bu logoya bakan tamam bu Apple firması diyor. Neden? Çünkü artık o firma bununla özdeşleşmiş. Mesela Türk Hava Yolları da o şekilde. Türk Hava Yolları da bu en çok sevdiğim logolardan bir tanesi. Bu şekilde sade ve estetik ve gördüğünüz gibi kuş logosuna benziyor ve uçan bir simgeye benziyor. Ondan dolayı en çok beğendiğim logolardan birisi de bu kırmızı renkte. Şimdi konumuza geri dönelim. Şimdi profil resmi tasarlarken ne yapmamız gerekiyor? 500'e 500 kare formatında tasarlamamız gerekiyor ve görsel merkezde olması gerekiyor. Yani şu orta kısmı olabildiğince şu çemberimsi olan o kısım var ya. O ortak kısmının maksimum seviyede kullanmamız gerekiyor. Yani kenarlar falan değil ama tam merkezi noktasını olabildiğince en yüksek seviyede kullanmamız gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Birazdan zaten birkaç anlatmam gereken önemli kısım var. Ondan sonra şeye geçeceğiz. Hani birlikte bir görsel tasarım yapacağız. Hani nasıl olması gerektiğini size göstereceğim. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. İlk önce yapacağımız tasarımda profil resmi mi olacak yani insan yüzü mü olacak yoksa bir logo mu olacak? Şimdi ilk önce bunu ayırmamız gerekiyor. Eğer ki biz şahıs olarak hani bir kişi marka ise ya da bir tesisat ustasıysanız ya da nasıl diyeyim bir hani kişi olarak bir yerde isminiz zikrediliyorsa o zaman profil resminizi kullanın. Eğer ki firma olarak büyüdüyseniz ve firma olarak devam ediyorsanız kesinlikle logo olarak başlayın. Hani logonun simgesi, çemberimsi simgesi ama hani. Bir şey yaparken hep çemberimsi düşüneceğiz sosyal medyaların üzerinde. Peki profil resmi nasıl olması gerekiyor? Profil resmi hani gördüğünüz gibi şu bel hizası ve üstü yani bel hizası ve üstü göğüs hizası ve üstü olması gerekiyor. Yani maksimum bel hizası şey yapmayın ama şunu yapmayın boydan fotoğraf vermeyin. Hani benim tavsiyem bu şekilde. Boydan fotoğrafta neden? Çünkü anlaşılmaz. Zaten orada sinek kadar bir şey olacak. Yani küçücük sinek kanadı gibi bir şey kalacak. Yani orada küçücük bir logo olacak. Ve profil resmi üzerinden devam ediyorum. Çünkü logo mevzusu çok şey bir mevzu. Aslında derin bir mevzu. Logo tasarlamak. Yüzün profil kişi olarak devam ediyorum. Kişi olduğunuz zaman yüzünüz ön planda olacak. Yüzünüz olabildiğince ön planda olması gerekiyor. Doğal bir ışık tavsiye ediyorum. Kesinlikle yapay ışıklar çok şey duruyor yani samimi durmuyor. Benim şahsi fikrim bu. Onun için doğal ışık kullanırsanız daha güzel gösteriyor, daha net gösteriyor ve daha iyi anlaşılır oluyor. Arka planınız tabii ki zıt olacak. Kullandığınız mesela ben beyaz gömlek giyiyorum. Arka tarafta beyaz olsa sadece şey olacak ama tam bir zıt bir renk olsa yani siyah olsa direkt ben olacağım. Birkaç örnek göstereyim size hemen. Mesela şurada Türk Hava Yolları dedik zaten. Mesela Türkan Şoray'ın resmi. Hemen bakıldığı zaman zaten Türkan Şoray yapan nedir? Yani ruju ve gözleri. Yani Türkan abamızın. Ve bu şekilde. Doktor Fahrettin Koca direkt anlaşılıyor. Arkada Türk bayrağı ve kurumsallığı temsil ediyor. Yüzü ön planda. Önünde bir mikrofon var. Burada bir hani bir kurumsal bir hava veriyor. Tarkan da bu şekilde tasarlamış. Fakat bu herhalde değil tabii ki. Bir sanatsal bir çalışma olduğu için bu şekilde değerlendirmişler.
Ya benim tavsiyem, yani benim şahsi fikrim, yüzü olsa, daha belirgin olsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Mesela Drak var. Drak var mesela. Burada profiline baktığınız zaman aslında yüzü anlaşılmıyor. Fakat vücudu ön planda. Vücudu ön planda olmasının sebebi, adam zaten vücudunun üzerinden ekmek kazanıyor yani. Yani ya cüsseye baktığınız zaman zaten ne demek istediğimi anlarsınız yani. Vücudun ön planı aldığı için bu şekilde bir fotoğraf. Hani sığmıyorum. Kalbime sığmıyorum havası verdiği için bu şekilde olmuş. Boş Türkiye bu güzel, yani inovasyona girdik gibi bir hava katmış ama abi, sade olursa daha iyi olur gibime geliyor. Çünkü ben şöyle söyleyeyim, ben bu logoyu gördüğüm zaman gerçek boş firması olup olmadığını anlayamadım yani. Yani tabii mavi tikten anlıyoruz ama mavi tik olmasaydı burası sahte olurdu. Ve gelelim son birkaç tane daha. Nike var mesela. Nike'da da böyle sade ve anlaşılır ve net. CZN Burak var mesela. CZN Burak'ta da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi yüzü ön planda. Ve tabii ki bizim en ünlülerden birisi de Nusret. Nusret hareketiyle meşhur olduğu için yüzünden ziyade kolu ön planda. Çünkü onun tuz hareketi burada o şekilde gösteriyor. Hadi hemen bir profil resmi yapalım birlikte. Hemen o zaman Canva'ya giriyorum. Canva.com. Profil resminizi yaparken bu arada şiddetle tavsiye ediyorum. Canva benim vazgeçilmezim. Canva aslında bunda çok güzel inovasyon, güzel şeyler de yapılıyor. Bayağı üst düzey tasarımlar da yapılıyor. Yani Photoshop'u aratmıyor benim gözümü, tekrar dediğim gibi. Hemen tasarım oluştur diyoruz. Biz tasarım oluştururken ne demiştik? Logo yapacağımız için 500'e 500 dedik. Pardon, şunu kapatalım. Ve benim daha önce yüklediğim şeyler var. Bakın, aynı görmek için az önce çekildim. Cep telefonuyla yaptım. Şimdi birlikte yapacağız. Tabii biz buradaki ilk önce rengi yapalım. Ben arka planımın ne olmasını istiyorum mesela. Ben turkuaz renginin daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani şu rengin. Çünkü turkuaz rengi güven hissi veriyor. Samimiyet hissi veriyor benim gözümde. Başka renkler de olabilir. Yani bu yeşil renk de olabilir. Ama mavi daha böyle kurumsal gibi bir hava rengi katıyor. Bunu bu şekilde koydum diyelim. Şimdi gelelim yüklemelere. Yükleme, ben daha önce sürükle bırak yöntemiyle daha önce bırak yüklemiştim. Fotoğraf yüklemiştim. Şimdi bunu bu şekilde koyduk. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ben şimdi bunu şöyle yapıyorum. Pardon. Görseli düzenleyin diyorum. İlk önce arka planı kaldıralım. Şimdi burası biraz sürecek. Çünkü orada şey yapıyor. İyi kısa sürdüm. Şimdi ben bunu alıyorum. Şöyle. Uygula diyorum. Şöyle aşağı taşıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi gayet güzel ve şık oldum. Bunu bu şekilde bitirmiş oldum. Bunu hemen indir yapıyorum. PNG indirin yapıyorum. Bunu indirecek. Ve gördüğünüz gibi asıl tasarım 5 adet altında oraya atmış olacak. Tabii hemen Instagram hesabımıza dönelim. Bu arada Instagram hesabına telefonla aynı şey olduğu için hani nasıl desem ki size, şöyle hemen incelediğim şurada bir hızlı bir şekilde göstereyim. Bakın, profil düzeni cep telefonunda bu şekilde oluyor. Yani çok bir şey değişmiyor aslında. Bu şekilde oluyor. Ama ben bunu hemen çıkacağım. Zaten aynı sekmeler, aynı tuşlar, aynı şekilde çalışıyor. Profil düzenle diyorum. Şurada Instagram profilini düzenlerken tekrar göstereyim size. Profile geliyorum. Profil düzenle diyorum. Şurada hemen adın üstündeki şu insan figürünün üzerine profil fotoğrafını değiştir diyorum. Buraya geliyorum. Şöyle, pardon. Şuradan gelip ekle diyorum. Fotoğraf eklendi diyor.
Ve profil resmine gidip tıklıyorum. Bakın bu şekilde olmuş oldu. Gayet güzel, estetik ve şık. Bugünkü dersimizde anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Diyeceklerim bu kadar. Kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla.